Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 17 Mart 2015 bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Denizli Ticaret Borsası'nın eski başkanı İlter Panayır, gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 1998-2006 yılları arasında Denizli Ticaret Borsası'nın başkanlığını yapan 79 yaşındaki İlter Panayır, gece aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Panayır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Panayır, Ulu Cami'de ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Daha önce 22 Mart Pazar günü Denizli'de olacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti bir gün öne alındı. AK Parti İl Başkanı Şahin Tin, Erdoğan'ın 21 Mart Cumartesi günü Denizli'de olacağını açıkladı. Erdoğan'ın Cumartesi gününü tamamen Denizli'ye ayırdığını ifade eden Tin, Cumhurbaşkanı'nın toplu açılışlar yapacağını ve halka hitap edeceğini söyledi. Yenişehir bölgesi ile Acıpayam Karayolu arasında bağlantıyı sağlayan askeri saha geçiş yolu tiyatro kavşağındaki çalışma nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Bu nedenle kent merkezine gelmek isteyen sürücülerin çoğu Dumlupınar Caddesi'ne yöneldi. Taşıt sayısı giderek artan Dumlupınar Caddesi'nde bir süre sonra sürücüler ilerlemekte sıkıntı çekti. Yüzlerce metrelik taşıt kuyruğu oluşurken sürücüler bulabildikleri en küçük boşluktan geçmeye ve ara sokaklardan ilerlemeye çalıştı. Bir süre sonra yolun trafiğe açılmasıyla trafik akışı normale döndü. Denizli Aydın Karayolu'nun Kumkısık mevkiinde yol kenarına park eden bir otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki iki çocuğun durumu ağır. 3 yaşındaki Görkem Başer Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, ağabeyi 8 yaşındaki Ali Yalçın Başer ise Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Denizli Spor'da haftalar sonra kazanmanın mutluluğu yaşanıyor. Yeşil Siyahlılar Bolu deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini alırken camiada ligde kalma ümitleri de arttı. Alınan galibiyeti Denizli Spor Haber.com'a değerlendiren Başkan Hasan Kıbrıslıoğlu, haftalar sonra gelen galibiyetin tüm yönetimi mutlu ettiğini söyledi. Kıbrıslıoğlu, alınan galibiyetin anlam kazanması için devamının gelmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi hava durumu. Hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük -2, en yüksek 14 derece. Çarşamba günü Denizli genelinde sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.